Diyelim ki y'nin x'e göre türevi yani dy bölü dx eşittir x kare bölü e üzeri y olsun. Bu diferansiyel denklemin çözümünü bulmak istiyoruz. Videoyu şimdi durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin olur mu? Size bir ipucu da vereyim. Bu, evet ayrılabilir bir diferansiyel denklem. Tamam, şimdi birlikte çözmeyi deneyelim. Ne zaman karşınıza bir diferansiyel denklem çıkarsa ilk yapacağınız şey ayrılabilir mi olduğunu kontrol etmek olsun. Ayrılabilir derken içinde y barındıran bütün ifadeleri dy ile x içeren bütün ifadeleri de dx ile iki ayrı tarafta toplayabildiğimiz denklemleri kastediyorum. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Her iki tarafı e üzeri y ile çarparsak buradaki e üzeri y'ler sadeleşir öyle değil mi? Bu sayede sağ taraftaki e üzeri y'lerden kurtulmuş olduk. Sonra da iki tarafı dx ile çarpalım. Önce şu ekranımı biraz kaydırayım. Evet önce iki tarafı e üzeri y ile çarptık. Şimdi de dx ile çarpacağız. dx ile çarparsak sol taraftaki dx ifadesinden de kurtulmuş oluruz. Ve sağ taraftaki x kare ile birlikte yan yana gelmiş olur. Şimdi bunların hepsi e üzeri y dy eşit d x kare evet x kare dx haline geldi ve sadece bunu yapabilmemiz bile bu denklemin ayrılabilir olduğunu gösterdi bize. Şimdi sırada her iki tarafın integralini almak var e üzeri y dy'nin integrali nedir? Bu ifade son derece muazzam. Eğer bir şey e üzeri e üzeri genelde x olur ama bu sefer e üzeri y olarak verilmiş. Her neyse bunun ters türevi yani integrali yine e üzeri y'dir. Bunu zaten önceki birçok videoda öğrenmiştik ve her seferinde e sayısına olan hayranlığımı belirtmiştim. Belirtmeye de devam ediyorum. Yani burası sadece e üzeri y. Aynı şekilde eğer e üzeri y'nin y'ye göre türevini almış olsaydınız sonuç yine e üzeri y olurdu. Unutmayın. Burada y'ye göre integral aldığımız için bu şekilde bulduk. Yani e üzeri y'nin y'ye göre integral yine e üzeri y olacak. Ve bu da eşittir x karenin x değişikliği değişkenine göre integrali. Kuvvetini 1 arttırırsak x üzeri 3 olur. Sonra da yükselttiğimiz kuvvete böleriz öyle değil mi? İki tarafında sınırları belli olmayan integralini yani belirsiz integralini aldığımız için en azından bir tarafa sabit eklememiz gerekiyor. Onu da şöyle bu tarafa ekleyelim. Artı c. Son olarak y'yi tek başına bırakalım artık. Çünkü bazı sınavlarda sizden sonucu y'nin x türünden açık bir şekilde ifadesi olarak isteyebilirler. Bunu yapmak için de her iki tarafın doğal logaritmasını alalım. Evet buranın da elenini, bu tarafın da elenini aldık. Şimdi elen e üzeri y. E'nin hangi kuvvetini almalıyız ki e üzeri y elde edelim? Aslında bu yüzden doğal logaritmasını aldık. Bu burası y oldu. Öyle değil mi? y'yi yalnız bıraktık ve bu sayede y ln x küp bölü 3 artı c oldu. Ve bu soruyu da böylece çözmüş olduk.